Depremin vurduğu Hatay'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarının Kasım ayı itibariyle vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'da kentin yeniden inşası için ekipler gece gündüz çalışıyor. Enkaz kentteki TOKİ tarafından 32.609 konutun inşasına başlandı ve 20.759 konutunda planlaması yapılıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesi Güldüren mahallesinde devam eden kalıcı konutlardaki çalışmaları yerinde inceledi. Yıkım ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin akabinde tabii ki temel bizim sorunumuz barınma konusudur. Bununla ilgili de geçici barınma yerlerimiz olan konteyner kentlerimizde misafir ettirdiğimiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesi bakımından TOKİ tarafından projelendirilen, şu anda da bulunduğumuz yerde dahil olmak üzere 32.609 konut şu an itibariyle çalışmalara başlandı. Yapım çalışmalarına başlandı. Planlanan akabinde 20.750 konut daha söz konusu. Yani toplamda şu an itibariyle 73.702 konut inşallah ilimizde inşa edilecek. Şu an itibariyle bulunduğumuz yer Gülderen mevkidir. Burada 2665 konutluk bir çalışma söz konusu. Bu konutlardan 352'si de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan bağış çalışmaları sonucu hayırseverlerimizin yaptırmış olduğu konutlardır. Bu konutların denetim süreci, projelendirme süreci TOKİ Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Başkanımız, evlerine ilk vatandaşlarımız ne zaman geçecek? Şimdi kısmet olursa tabii bizim planlamamız Kasım ayı gibi teslimlere başlanır diye düşünüyoruz. Örnek daireyi inceleyen Vali Masatlı, depremzede çift Nurullah ve Neslihan Bakkal çiftinin de konutlar karşısındaki mutluluğunu ortak oldu. Depremzede vatandaşlar inşa edilen konutlar karşısında heyecanlandıklarını belirterek enkaz kentin yeniden ayağa kalkması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Vali Masatlı'ya teşekkürlerini iletti. Biz bugün Güldere'ne geldik. Evlerimiz yıkıldı malum 6 Şubat'ta. İlk geldiğimde yeni temel atılıyordu. Şu an geldim. Gerçekten çok olağanüstü bir mutluluk yaşıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Harika olmuş yani. Nasıl buldunuz evleri? Şahane. Beklentimin çok üstünde açık söylüyorum yani. Çok güzel. Peki çalışmaları nasıl gözlemlediniz? Ekipler nasıl çalışıyor? Şahane. Ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani bu kadar hızlı biteceğini düşünüyor muydunuz? Açıkçası çok... Yani hayal edemiyordum. Hayallerim üstünde oldu açıkçası. Depremde evimiz hasar aldı. Daha sonra ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Biz ve çocuklar sağ çıktığımız için şükrediyoruz. Yani bir kaybımız olmadı ailemiz en azından. Biz merak ediyorduk aslında Gülderen'de ve deprem konutları ne zaman başlayacak. Bundan 2 ay önce bir geldiğimizde temel kazısı vardı. Yani açıkçası biz bir hayal kırıklığına uğradık. Hani dedik çok zaman geçmesine rağmen üzerinden hala bir yapım yok. Ama şu an geldiğimizde çok farklı, çok ilerlemiş ve binaların çoğu bitmek üzere. O yönden çok şaşırdık açıkçası. Bu kadar kısa sürede ilerlemesi bizi memnun etti.